TR35 ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben Gönül Morsümbül. Ana haber bülteni başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Adıyaman Demokrasi Meydanı'nda yapılan Adıyaman Yeni Afet Konutları temel atma törenine katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim edeceğini söyledi. Değerli kardeşlerim, diğer afetlerde konutların maliyetinin neredeyse 1/3 bedelle 2 yıl ödemesiz 20 yıl vadeyle verdik. Herhangi bir faize tabi olmayan bu ödemeler cüzi bir rakamla başlıyor ve gelirlerdeki rutin artışlarla birlikte kısa sürede nispeten daha da az bir miktara düşüyor. Mesela bir önceki Elazığ depreminin ardından inşa ettiğimiz 2+1 evlerin aylık ödemesi 510 liradan 3+1 evlerin aylık ödemesi 730 liradan başlıyor. En büyük metrekareye sahip 3+1 evde bu ödeme 990 liraya ve toplam borçta 214 bin liraya ancak çıkıyor. Köy evlerini de benzer rakamlarla hak sahiplerine veriyoruz. Vade süresi olan, Allah razı olsun, 20 yılın sonuna kadar aylık ödeme miktarı sabit kalıyor. Borcunu peşin kapatmak isteyenler %20 indirimden yararlanıyor. Şayet vatandaşımızın mülkünün yeriyle ilgili kamulaştırma ve benzeri bir durum varsa onun ödemesi de ayrıca yapılıyor. Evinin sigortası olan vatandaşlarımız oradan da ödeme alabiliyor. Netice itibariyle süreç içinde yapılan ödemeler ve verilen destekler göz önüne alındığında devlet deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim kampanyasını resmi Twitter hesabından "Sana söz, yine baharlar gelecek" sözlerinin yer aldığı video paylaşımıyla başlattı. Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yıkıldın, usandın, bunaldın. Her defasında bu son olsun istiyorsun. Al benden de o kadar. O zaman sana şunu söyleyebilirim. Sana söz, bu güzel ülkenin insanları yeniden hayal kurabilsinler diye geliyoruz. Sadece bu boş çantayı doldurmak için değil, evladının gözüne dolu dolu umutla bakabilmen için geliyoruz. Uzakta unutulmuş kardeşim, gel yan yana yürüyelim. Sana söz, gerçekten yaşamaya başla diye geliyoruz. Dünyanın bir ucundan anne ben dönmem diyen evlat. Anne. Sana söz, içinde öyle bir umutla döneceksin ki geliyoruz. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Kaybettiğin her yıl, her an, her kuruş, her gülüş sana fazlasıyla geri dönsün istiyoruz. Sana söz, umut bitmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Sana söz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına itirazlar devam ediyor. Deva Partisi, Memleket Partisi ve İyi Parti itiraz dilekçelerini Yüksek Seçim Kurulu temsilcilerine teslim etti. Yüksek Seçim Kurulu önünde açıklama yapan İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Bu bir siyasi tavır değil, bu bir hukuki tavırdır." dedi. 2017'deki referandumda Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin canhıraş bir şekilde büyük bir özveriyle
kamuoyuna verin yetkiyi, görün etkiyi sloganlarıyla oluşturdukları kampanyanın sonucunda vatandaşlarımız, halkımız 2017 referandumunda evet oyu kullanmıştır. 2017 referandumunda onların evet oyu kullandıkları anayasanın ilgili maddesine dayanarak, ilgili maddelerine dayanarak başvurumuzu yapıyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili Yüksek Seçim Kurulu da elbette ki anayasaya, kanunlara bağlı, bu bağlılığın yeminini etmiş üyelerden oluşmaktadır. Onlar da ben ümit ediyorum ve diliyorum ki yarın geçici listede Yüksek Seçim Kurulu mevcut anayasanın ve kanunların emrettiği şekilde geçici aday listesinde Sayın Erdoğan'ın isminin olmayacağını düşünüyorum. Ancak Yüksek Seçim Kurulu yarın Sayın Erdoğan'ın ismini 3. kez Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin anayasada açık hüküm olmasına rağmen yayınlarsa, işte o zaman biz de hukuka, demokrasiye ve adalete olan inancımız ve güvenimizle ve kurumlara olan saygımızla bugün dilekçemizi siyasi parti olma sorumluluğumuzla, Sayın Genel Başkanımızın da kendisiyle istişare ettik. Kendisine de dilekçenin ve başvuruların arzları yapıldı. Kendisinin de moderatörlüğünde, çünkü bu aynı zamanda bunu tekrar altına özellikle çiziyorum. Bu bir siyasi tavır değildir. Bu bir hukuki tavırdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşı olarak hepimizin tabi olduğu anayasaya olan saygımızla alakalıdır. Sayın Genel Başkanımız da bu çizgiyi hepimize siyasette şiar edindirmiştir. O yüzden biz bu başvurumuzu Yüksek Seçim Kurulu'na sunuyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nda anayasaya ve kanunlara bağlı ve dikkatli bir şekilde karar vereceğinden de şüphe etmiyorum. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Sancar konuşmasında AK Parti MHP iktidarından bu ülkenin kurtulacağı tarihi ana sayılı günler kaldı dedi. Konuşmama başlarken içinde bulunduğumuz Ramazan ayının herkes için hayırlara, berekete, adalete ve barışa vesile olmasını diliyorum. Açlığın, yoksulluğun ve sefaletin katlanarak arttığı, iftar sofralarının her geçen yıl daha zor kurulduğu bir dönemde Ramazan ayına başladık. Ama az kaldı değerli dostlar. Halka yoksulluğu, sefaleti, katlanılması zor bir yaşamı reva gören AKP-MHP iktidarından bu ülkenin kurtulacağı tarihi ana sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, memleketi Yalova'da akrabasının cenaze törenine katıldı. Cenaze öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, Türkiye'nin kutuplaşmış bir şekilde seçime gittiğini söyledi. İnce, biz üçüncü bir yol olmak istiyoruz diye konuştu. Başkanım hoş geldiniz. Biz Türkiye'deki yeni bir yol olmak istiyoruz. Üçüncü bir yol olmak istiyoruz. Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, makul olanların, ortada olanların, Türkiye'yi marjinallere teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi PKK'lılara, Hizbullahçılara, FETÖ'cülere, bunların desteğine muhtaç duruma gelecek hale getiremeyiz Türkiye'yi. Türkiye'nin buna hakkı yok. FETÖ'cülerle, ne PKK'lılarla, ne Hizbullahçılarla, bunlarla iş birliği içine girmeden yarıp geçeceğiz bu düzeni. Hiç bunda kimsenin kuşkusu olmasın. Bunu gençlerle yapacağız. Her türlü engellemeye rağmen 110 bin kişi polis kordonlarından geçerek, otopark derdi yaşayarak, saatlerce kuyrukta bekleyerek imza altına aldılar ve hepsi, çoğunluğu 30 yaş altındaydı. Bu gençlerle birlikte bu kuşatmayı sonlandıracağız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Yaşama sevinciyle, umutları yeniden tazelemekle, gençlerle, kadınlarla Türkiye'nin önünü açacağız. Türkiye'yi bu uçurumun kenarından çekip alacağız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. C
CHP sözcüsü Faik Öztrak dün CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Öztrak, Erdoğan deprem acıların üstüne göstermelik beton döküp sorumluluğunun üstünü örtmeye çalışıyor dedi. 21. yılın sonunda yalan, dolan ve talan bu yozlaşmış kadroların alameti farikası oldu. İşte en son Hatay'da yaşananlara bir bakın. Erdoğan deprem acılarının üstüne göstermelik beton döküp sorumluluğunun üstünü örtmeye çalışıyor. Beton mikserleri sahaya sürülüyor. Döktüğü betonu da sosyete pazarındaki çığırtkanlar gibi deniz kumu değil ha, mıcırıyla, çimentosuyla, demiriyle dört dörtlük diyerek bir de pazarlıyor. Ama pazarladığı betonun altında ne doğru dürüst bir temel var, ne de doğru dürüst bir demir kalıp var. Birkaç metrekare zemin üzerinde yalap şap döşenen demirler, üzerine de dökülen bir beton. Her işleri yalan, her işleri dolan. İşte size Recep Tayyip Erdoğan. Temel atacaklarına, temel fıkrasına imza atıyorlar. Halkların Demokratik Partisi'nin yüksek gıda enflasyonunun oluşmasındaki nedenlerin araştırılması önerisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Şimdi tarımda fiyatların düşmesi için ithalatçılık bir yöntem olarak denenebilir mi? Bu ülke çok uzun bir zamandan beri bir laboratuvara dönüştü. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur tezi denendi. Bunun sonucunda kur aldı başını gitti, enflasyon arttı, yoksulluk boyutlandı. Şimdi bu da diğer bir deneme. Yani burada da ithalatçılık sayesinde içeride fiyatların düşeceği varsayılıyor. Ama öyle olmuyor. Yani ithalat silahı çekildiği anda kısmen piyasalarda emtia fiyatları bir miktar geri düşebiliyor. Ama daha sonra uzun erimli, süren ve sistematik bir tarımsal üretim planlaması olmadığından dolayı son tahlilde fiyatlar giderek artıyor. 11 aydır dünyada değerli arkadaşlar gıda maddeleri enflasyonu düşüş halinde. Türkiye'de sürekli bir artışta. Hep bize anlatılan şeyler vardır. İşte Türkiye'de fiyatların artışının geri planında işte enerjiye dışa bağımlı olduğumuz falan gibi şeylerden bahsedilir ama şimdi burada bunun izahı ne gerçekten? Yani Türkiye'de gıda fiyatları, gıda enflasyonu hiç hız kesmeden devam ederken dünyada azalıyor. Pek çok jeostratejik risk var, savaşlar var, anlaşmazlıklar var, kuraklık var, iklim değişikliği var ama dünyada başka, Türkiye'de böyle. Niye böyle? Böyle olmasının çok temel sebeplerinden bir tanesi girdi maliyetleri. Yani üretici enflasyonunun son derece yüksek olması. Üretici enflasyonun yüksek olması doğal olarak tüketici enflasyonunun da yüksek olmasını sağlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesi Hatay'da açıklamalarda bulundu. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, 45 bin öğretmen atamasının yanında 5 bin de sözleşmeli personelin alınacağını duyurdu. Hayatın normalleşmesindeki en önemli etmenlerden bir tanesi de eğitimin normal bir şekilde akışının sağlanması. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu amaçla gerçekten 6 Şubat'tan itibaren bölgedeki okullarımızı açmasak bile kurduğumuz çadırlarla, konteynerlarla, prefabrik okullarla çocuklarımızın bu travmayı atlatması için her türlü desteğimizi sağladık. Ve müfredata dayalı bir eğitimden ziyade psiko eğitimi merkeze alarak o çocuklarımızın normalleşmesinde ve psikolojik sağlamlıklarının güçlenmesinde her türlü desteği verdik. Daha sonra
81 ilde tabi bu çapta bir afet yaşandığı zaman 81 ilde 20 Şubat'a kadar 6 Şubat'ta başlaması gereken eğitim öğretimi 20 Şubat'a kadar erteledik. 20 Şubat'ta Elazığ dahil olmak üzere 71 ilde eğitim öğretimi başlattık gerekli önlemler alarak. Daha sonra bölgede ki illerdeki afet durumuna göre ve binaların, eğitim binalarının hasarlılık durumuna göre bölgedeki illerimizi 3 kategoriye ayırdık. Birinci kategoride Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyordu. Bu illerimizi 1 Mart tarihi itibariyle ikinci dönem eğitim öğretimini başlattık. İkinci kategoride Gaziantep, Osmaniye ve Adana illerimiz vardı. Burada da yine Çevre Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle okulların sağlam raporu olan okullarımızı merkeze alarak sadece bu okullarda eğitim öğretime başlayarak bu 3 ilimizde de 13 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretimi başlattık. Tabii en kritik olan illerimiz depremden en fazla etkilenen Malatya, Adıyaman, Kahraman ve Maraş ve bugün burada bulunmuş olduğumuz Hatay illerimiz vardı. Buradaki illerimizde de artık yekpare, diğer illerdeki gibi yekpare bir yaklaşımda değil de okul temelli, ilçe temelli bir şekilde eğitim öğretimi başlatmak için tüm bakanlarımızla birlikte, komutanlarımızla birlikte, milletvekillerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, il ilçe milliyetin müdürlüklerimizle kapsamlı bir çalışma yaptık ve bugün Malatya'da 8 ilçemizde, Adıyaman'da 5 ilçemizde, Kahramanmaraş'ta 2 ilçemizde ve Hatay'ımızda 7 ilçemizde eğitim öğretimi başlattık. Ve aldığımız geri beslemeler hem öğretmenlerimizin mutluluğu yönde hem çocuklarımızın mutluluğu yönde hem de toplumun normalleşme ile ilgili, hayat akışının normalleşmesi ile ilgili gerçekten olması gerekenin olduğu şeklinde ve bunun da diğer ilçelere de yaygınlaşması şeklinde görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz ilçelerimizde yaklaşık 201 bin öğrencimizde eğitim öğretimine buluşturmuş olduk. Yaklaşık bu 6 Şubat tarihinden itibaren şu ana kadar 18,5 milyon öğrencimizi eğitim öğretimine buluşturduk. Geriye kalan öğrencilerimiz de artık bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı olarak açıklama yapmak yerine valilerimize bu yetkiyi vererek illerindeki şartları olgunlaşmış olan ilçelerde artık eğitim öğretimi devreye alacaklar. Buradan önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran tarihi itibariyle sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız. Yani bu gecikmelere rağmen eğitim öğretimi 16 Haziran tarihinde sona erdireceğiz. Ama yazın daha sonra açıklayacağımız kayıpların telafisi ile ilgili takviye edici eğitim programlarıyla öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Yine buradaki eğitim öğretiminin normalleşmesi ile ilgili geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız son yılların tek seferde en yüksek öğretmen ataması müjdesini verdi. 45 bin öğretmen. Süreci başlattık. İnşallah bu öğretmenlerin de büyük bir kısmını bölgedeki öğretmen ihtiyaçlarımızı karşılamak, buraya tekrar ayağa kaldırmak için kullanacağız. Yine Milli Eğitim Bakanlığı ilk kez 5000'e yakın sözleşmeli personel alacak. 4250 büro personeli, 100 mühendis, 500 hemşire, 125 diyetisyen ve 25 avukat. Bununla ilgili süreçte başladı. İnşallah Nisan ayı içerisinde bu süreç nihayetlenmiş olacak. Buradaki sözleşmeli personelimizde inşallah ağırlıklı olarak bölgenin, Hatay'ımızın, Malatya'mızın, Adıyaman'ımızın, Kahramanmaraş'ımızın, bölgelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacağız. Bursa Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'la Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı bir araya gelerek Bulgaristan göçmenlerine 2 Nisan'da sandığa gitme çağrısında bulundu. 2 Nisan Pazar günü Bulgaristan'da seçim var. Seçimler münasebetiyle Hak ve Özgürlükler Hareketi bir ekip olarak Bursa'ya geldiler. Bursa'da bir iftar programında soydaşlarla buluşuldu. Bulgaristan parlamento seçimlerinde siz soydaşlara ihtiyaç var. Pazar günü sandık başına gidiyoruz. Hemşerilerim, Bulgaristan'daki kardeşlerimizin temsil gücü sizlerin elinde. Oyunuzu verin, Bulgaristan parlamentosunda Türkler de söz sahibi olsun. Bursa'da kurulacak 39 sandıkta oylarınızı kullanın. Bulgaristan'daki soydaşlarımızı yalnız bırakmayın. İktidar ve istikrar için sandığa gidin, oyunuzu kullanın.
Bir sanat haberiyle devam ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 7. oyunu 3 Nalla 1 At 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında İsmet İnönü sahnesinde seyirciyle buluştu. Galaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Dünya Tiyatro Günü'nde sizleri ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sen içiyorsun, tanrı yazıyor. İçiyorsun, yazıyor. İçiyorsun, yazıyor da, tanrı da yazıyor da. Tanrı yazabilir. Tanrı yazabilir ama ben artık yazmıyorum. Ödemeler peşi. KDV 85 kuruş. Veya takas. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kuruluşu kamuoyuna açıklanmıştı. Bu anlamda bu gece bizim bir bakıma yaş günümüz sayılır. Bu yaş günümüzde bir fotoğraf için salonda bulunan ve ulaşabilen arkadaşlarımızı bir an için sahneye davet edeceğim. Bu yaş günü fotoğrafında bize eşlik etmesi için Sayın Başkan'dan da ricada bulunacağım. İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçesinde haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla yasalara aykırı biçimde oluşan mafya tipi yapılanma Akbaba operasyonuyla çökertildi. Adreslerde yapılan aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirildi. Tamam. Burada bir tane bir şey var. Geldim abi. Otur abi şimdi. Otur abi şöyle. Evet sayın seyirciler, ana haber bülteninin sonuna geldik. Gündemde öne çıkan haberlerle karşınızdaydık. Bir sonraki ana haber bülteninde görüşünceye dek sevgiyle, huzurla kalın.